şey yaptınız, şöyle biz de vatandaşlarımıza büyük piramidesine çıkarsa ne yaparsınız sorusunu soruyoruz. Büyük ikramiyesi çıksa ne yaparsınız? Sokak hayvanlarına yardım ederim ve onların aşılarıyla ilgilenirim. Yeterince destek görmediğini mi düşünüyorsunuz? Evet, çünkü sokakta bir sürü kuduz hayvan var ve bunların aşıya ihtiyacı var. O yüzden aç kalan köpek de çok fazla. Çok duyarlı bir istek geldi. Umarım size çıkar. Çoğunlukla böyle çocuk, yetim çocuklara, hayvanlara falan yardım ederdim yani. Umarım size çıkar diyelim o zaman. İnşallah. Önce sağlık olarak yatırım yaparım. Sağlığa ihtiyacı olanlara yardımcı olurum. Daha sonra da kendime birazını ayırırım. Geri kalanına da yoksul insanlara bağışlarım. Yine bağışladığım gibi. Hayallerim arasında ilk etapta çocuklarımız ve gençlerimiz için bir kütüphane açmayı planlarım. Akabinde huzurevleri, yaşlılarımız ve sokak hayvanlarımız için bir miktarını harcar. Kendimle alakalı ise bahçe içerisinde bir bağ evi oluşturmayı ve burada yaşamayı arzu ederdim. Buna harcardım diye düşünüyorum. Merhaba Cemal. Merhaba. Çok fazla paran olsa ne yaparsın? Kendime ev alırım. Kendime herhalde harcarım. Ünyemiz için, yani ünyemizin geleceği için. Aynen. Mesela çocuk parkları fazla yok buralarda. Onun için bir yatırım yapabilirim. Ben mesela. Başka ne yapabilirim? Büyüyünce ne olmak istiyorsun? Ben büyüyünce kaleci olmak istiyorum. Hayalim benim kalecilik. Parayı aldığım zaman Ünye'deki sokaktakileri, insanlara, seyyar satıcıların yanına giderim. Çünkü bunun sebebi büyük AVM'lerin, büyük market zincirlerin altında bunların ezildikleri ve virüs döneminde sürekli satış yapamıyorlar yasaklardan dolayı. İşte kimse onların yanına gitmiyor. Büyük marketler varken kimse onların yanına gidip de işte sormuyorlar, alışveriş yapmıyorlar. Bütün onların günlük şeylerini çıkartırım. Hatta her şeyini elinden alırım onların, mesela ne sattıklarsa. Onları eve mutlu bir şekilde yollarım. Ne ihtiyaçları vardır, çoluklara vardır, çocuklara vardır. Bir şey ihtiyaçları vardır. Her şeyini gideririm. Yemeğe bağışlarım, kimsesiz çocuklara bağışlarım. Yani yarım miktarıyla ilk önce sağlık açısından ihtiyacı olanlara bağış yaparım. Mesela SMA hastaları veya LÖSEB hastaları. Diğer hastalık çeşitlerine. Geriye kalan kısmının bir miktarıyla yatırım yaparım. Diğer kalan kısımda da galiba barınaklara yardım yaparım. Çünkü barınaklar şu anda çok kötü durumda. Ya şehrimizde de bayağı kötü durumda olan barınaklar var.